Merhaba değerli izleyenlerimiz, ben Hülya Gök. Sektörleri mercek altına almış olduğumuz programımızda bugünkü durağımız Menderes ve burada bulunan çiftçi Elçit'e konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım bize hem sektör hem firmasıyla ilgili hangi değerli bilgiler aktaracak. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba Hülya Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki yıllardan beri yapan da bir hizmet veren de bir firmasınız. Biraz sonra değineceğiz, sohbetimiz devam edecek ama öncelikle ben izleyicilerimize sizleri tanıtmak isterim. Mehmet Bey kimdir ve sektöre giriş hikayesi nedir efendim? Mehmet Bey 1981 doğumlu. Hı hı. 2018'den beri bu işletmeyi işletiyorum. Asıl meslek tekstildi. Hı hı. Ama malum ülkenin şartlarından dolayı bu işe yöneldik. Şu anda 4,5 senedir işimizden, yaptığımız hizmetten, insanlardan aldığımız tepkilerden memnunuz. Harika. Böyle devam edecek. O zaman firmayla ilgili bizler bilgi verelim. İzleyicilerimiz birazcık hizmetleri açalım mı? Çiftçi Elçit diyoruz ama bu isim geçtiğinde bizim aklımıza hangi tür hizmetler, neler gelmeli? Çit deyin çünkü çok fazla alanı var ama sizdekiler neler? Çiftçi Elçit dendiği zaman sınır güvenliği. Her türlü tarla, arazi, galvaniz tel, panel çit, perde duvar. Bunları yaygın bir şekilde yapıyoruz. Kimlere hizmet veriyorsunuz efendim? Bireysel hizmet, kurumsal hizmet. Yani aslında çitle ilgili kimin ne ihtiyacı varsa karşılanabilen bir firma diyebiliriz sizler için. Aynen öyle. Hizmet sektörü çok zor zaten ama sizinki sanki çok daha zor. Dışarıdan çok eğlenceli ve kolay görünse de hataya mal olmayan bir sektörsünüz. Bu anlamda firma olarak hizmet verirken öncelikleriniz nelerdir Mehmet Bey? Nelere dikkat edersiniz? Şimdi bizim en çok dikkat ettiğimiz şey müşterilerimizin çevresine talip olmak. Hı hı. Yani biz, müşteri memnuniyeti. Aynen. Biz sizin eğer sizin işinizi yaptıysak aslında biz sizin değil, sizin çevrenize talip oluyoruz. Hı hı. Bugüne kadar hep bu anlamda kimin işini yaptıysak sağ olsunlar bütün çevresini bize getirdi. Bundan sonra da böyle olacak. Felsefemiz bu. Peki biraz ürünlerden bahsedelim çünkü çit deyince hafife almamak lazım. Kalitesi de çok önemli. Kaç tip kaliteye özel çitler var efendim sizlerde? Şöyle söyleyeyim. Yerine göre değişiyor sanıyorum. Yerine göre, telin kalınlığına göre, müşterinin isteğine göre değişiyor. Bugün metre fiyatı 100 liradan başlamak üzere 500 liraya kadar metre fiyatı var. Telin kalınlığı ve kalitesine göre bu değişiyor. Biz müşterinin önünde bildiğimiz, tecrübe edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak seçenekler koyuyoruz. Müşterilerimiz hangisini isterse biz onu montaj ediyoruz. Herkese uygun olan da burada değil mi? Hizmet var zaten. Herkese uygun hizmetimiz var. Hangi bölgelere hizmetleriniz var peki? Bizim genel olarak Torbalı, Menderes en çok yoğun olduğumuz, Seferihisar, Urla, Çeşme, Ayvalık'a gittiğimiz oluyor. İzmir ve çevresi. İzmir ve çevresi, Güney İzmir diyelim. Evet. Daha çok Ege ağırlıklısınız. Kendi evet. bölgenize ağırlıklısınız. Peki proje bazlı çalışıyorsunuz. Sizlerden hizmet istendiğinde ne kadarlık sürede sizden hizmet istendiğini teslim edebiliyorsunuz efendim? Şöyle söyleyeyim. Bizim bizim işimizde yaklaşık 30 tane çalışanımız var. Bu işte 30 kişiyi doyurmak, 30 kişiye iş vermek öyle kolay değil. Başarı tesadüf olmaz. Elbette. Bugün siz bize işi verdiğinizde biz yarın oraya ilk ekibi koyuyoruz. Anında. Hizmette sınır yok. Yani en uzun projemiz bizim bir haftayı geçmiyor. Harika. Peki şimdi tabii sizler gibi birçok firma olduğunu görebiliyoruz Mehmet Bey çevremizde ve çevrenizde görüyorsunuz. Herkes de kendi farkından bahseder haliyle, kendi özelliklerinden ama çiftçi el olarak farkınız nedir? Neden gelinmeli? Size niye tercih edilmelisiniz? Şöyle söyleyeyim, biz hiç kimseyi kendimize rakip görmüyoruz. Çünkü biz önümüzde kimseyi görmüyoruz. O yüzden de geriye de bakmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz insanoğlu iki şeye hiçbir şey yapamıyor. Düne ve yarına. Anı yaşıyoruz. An itibariyle baktığımızda bizim önümüzde sadece çiftçi Elçit var ve onun peşinden gidiyoruz. Yani, onun kalitesiyle gidiyoruz. Hizmetin farkını anlamak için gelip öncelikle sizlerden bilgi alıp hizmet almaları lazım. Farkı anlayabilmek adına diyorsunuz. Aynen. Evet değerli izleyenlerimiz, İzmir'den aktaracaklarımız, çiftçi elden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka şehir ve konuya kadar bizi izlemeye devam edin.